Her yer tertemiz görünüyor. Kolay gelsin Mert. Nasıl gidiyor işler? Çokça para kazanabiliyor muyum? Efendim, bana göre çok ama size göre bilemiyorum. Bugün gelmeniz iyi oldu. Daha önceden de söylemiştim. Artık tek başıma yetemiyorum. Bir işçi daha alabilirseniz çok daha iyi olur. Evet, konuşmuştuk. Bugün görüşmeye iki kişi gelecek. Demek iki kişi birden alacak. O kadar çok yoruluyordum ki. Bundan sonra daha az çalışırım. Efendim, çok iyi düşünmüşsünüz. Üç kişi olursak haftada 2 gün tatil yapabilirim. Akşamları da daha erken çıkarım. Sen yanlış anladın. İki kişi görüşmeye gelecek ama sadece biri işe girecek. Hah, işte bu gelenlerin onlar olması lazım. Numara 3, siparişin hazır. Gözleriniz ne kadar güzel. Öyle mi? Teşekkürler. Daha önce kimse benle konuşmamıştı. Siparişlerini alıp gidiyorlardı. Sadece beğenmedikleri yiyecekler için gelirlerdi. Yani o da şikayet için. Ama olur mu? Hepimiz birer menişiz. Güler bir yüz görmek, tatlı bir söz duymak hepimizin hoşuna gider. Güler yüzlü ve çok tatlı bir menişsiniz. Ya, teşekkür ederim. Evet, söyleyin bakalım ne mezunusunuz? Yoksa öğrenci misiniz? Ben 4 sene boyunca Çakıltaşı kafede çalıştım. Yani bu konuda çok tecrübeliyim. Evladım, o kadar lüks bir kafeyi bırakıp niye buraya geldin? Çalışmaya devam etseydin. Çalışılacak bir yer değildi efendim. Ben 4 sene zor sabrettim. Çok çalıştırıp az maaş veriyorlardı. Bir de üstüne üstlük mesaiye bırakıp mesai ücreti ödemiyorlardı. Benim hiç deneyimim yok. Herhalde işe almaz. Peki sen buradan önce nerede çalıştın? Ben 4 sene üniversite okudum ama bölümümle ilgili hiçbir iş bulamadım. Artık çalışmam lazımdı. Ben de buradan başlayayım dedim. Yani önceye dayalı bir tecrübem yok. İyi, çok iyi. Direkt seni işe alıyorum. Ama nasıl ya? Beni işe almalıydınız. Bak evlat, sen çalışmışsın, paranı kazanmışsın, deneyimin var. Bu arkadaşının yok. O yüzden senden anlayış bekliyorum. Sen de inşallah iyi bir iş bulursun. Ben şimdi ne yapacağım? Acaba eski patronuma yalvarsam işe geri alır mı? Faturalar da birikiyor. Acil bir işe girmem lazım. Baba, kırmızı ışık yandı, dur. Oğlum zaten duruyorum. İn bakayım sen koltuğun tepesinden. Baba, arabayı hemen kenara çek. Hamburgerci var. Benim karnım çok acıktı. Canım oğlum, hemen alalım. Tatlım, kenara çek. Buz gibi limonata, taze sıkım organik. Öyle asitli içeceklere benzemez. Vücuda hiçbir zararı yok. Bin derde de devadır. Hamburgerin yanına da çok yakışır. Abla, bu yaptığında iş mi? Senin yüzünden içecek satamıyoruz. Ne olur biraz kısık sesle satsan. Sonra patron bana kızıyor. Siz o sağlıksız içecekleri müşterilere satarken hiç mi utanmıyorsunuz? Ben diyorum, gelin benden limonata alın. Limonatacı abla, doğru söylüyorsun ama ben ne yapabilirim? Burada bir çalışanım. Anne, baba, her şeyden istiyorum. Hamburger, sosisli, siyah içecek, turuncu içecek, tatlı. Acaba tatlı ne var? Ve her şeyden 2 tane alın. Çok acım. Bu kadar şeye gerek yok. Bir tane çocuk menüsü alalım yeter. Olur mu öyle şey? Çocuğun canı çekmiş. Ne kadar cimrisin. Başka şeylere gelince para veriyorsun da çocuğun yemeğine mi vermeyeceksin? Tamam. Ne istiyorsanız alın. Bugünlük gelen siparişlere göre hamburger köftelerini ve patatesleri sen kızart. Ben de yeşillikleri hazırlayayım. Yarın da ben yeşilliği hazırlayayım, sen kızartmaları yap. Bu şekilde sırayla devam edelim. Tamam, bana uyar. Sanki biraz kafam karıştı ama olsun. İşin en zor kısmı kızartmalardı. Ondan kurtulduğuma göre artık çok rahatım. Evet, sosisleri tavaya dizdim. Altını da en yüksek ateşte açtım. Herhalde bir 45 dakika, 1 saat kızarması lazım. Ben o sırada patateslere bakayım. Şu masaya 250 lira verdim. Yazık yazık. 5 günlük bir ailenin bir günlük yemek ihtiyacını karşılar. Anne, ben bunların hiçbirini beğenmedim. Hadi eve gidelim. Sen sade makarna yap. Peki güzel yavrum. Sen ne istersen öyle olsun. Hadi gidelim. Bir daha da gelmeyiz buraya. Bari kalanları paket yaptıralım. Ne kadar zevksiz bir adamsın. Bunlar soğuk yenmez. Ne oluyor burada? Bu koku, bu duman ne? Şey,
Sanırım biraz fazla pişmişler. Ben de o yüzden hepsini çöpe attım. Sen ne yaptın ya? Ne dediysen onu yaptım. Bütün köfteleri, patatesleri kızarttım ama yandılar. Tamam, bundan sonra kızartmaları hep ben yapacağım. Yeşillikler nasıl yapılıyor? Garson, bakar mısın? Kaç dakikadır bekliyorum. Burası nasıl bir yer böyle? Hanımefendi, gelip buradan fiş almanız lazım. Gördüğünüz gibi yelal servisi yapıyoruz. Ne dedin? Duyamadım. Biraz kasada durabilir misin? Bir müşteriye bakmam gerekiyor da. Teyzecim, bak burası self servis. Kasaya geliyorsun, siparişini söylüyorsun, ödemesini yapıyorsun, ben de sana bir fiş veriyorum. Siparişin hazırlandığında fişin üzerindeki numarayı okuyorum, sen de kasaya gelip siparişini alıp oturuyorsun. Altı üstü yiyeceğim ekmek arası köfte. Bu kadar zahmete ne gerek var? Getir de yiyeyim. Parasını vereceğim. Kaçmıyorum ya. Yok teyze, kaçacağından değil zaten. Burası böyle çalışıyor. Hani hastanedeki gibi. Fişi alacağım, numarayı bekleyeceğim, öyle mi? Randevu nereden alınıyor? Tamam teyze, ben en iyisi anlatana kadar getireyim. Sen ne istiyorsun de bakayım. Ekmek arası köfte, bir de limonata. Ama sıkma olsun, öyle şişeden doldurmayın. Şimdi bizde limonata satılmıyor ama... Neyse tamam, onu da getiririm. Ya bakar mısınız? Ben burada 10 dakikadır milkshake bekliyorum. Ben ne yapabilirim? Verebilirsin. Nasıl yapacağım? Bak şu yanındaki makineyle. Raftan bir bardak al, önüne koyup düğmesine bas. Teşekkürler. Ama ben şimdi milkshake istemiyorum. Zaten bana hazırlayacaksın. Parasını verdim, bekliyorum. Ya kusura bakmayın. Bugün ilk iş günüm de. Tamam, vazgeçtim. Milkshake'iniz de sizin olsun, param da. Böylesi de hep mi beni bulur ya? Anne ya, niye içecekleri marketten aldın? Sanki ne kadar zamanda bir dışarıdan yemek yiyoruz. Ya biri görürse? Aman kızım, aynı içeceğe burada niye 3 katı para vereyim? Bu para ne kadar zor kazanılıyor sen biliyor musun? Parasını verdim de aldım. Kimse de bir şey diyemez. Tamam anne. Cüzdanını ver de menüleri sipariş edeyim. Tamam kızım, vereyim. Ne kadar? 2 menü 60 lira. 60 liraya ben bir kilo kıyma alır, 10 kişilik hamburger yaparım. Doya doya yersiniz. Hem de sağlıklı, içinde ne olduğunu biliriz. Kalsın, ben istemiyorum. Tek kendine al. Tamam anne, kalsın. Ben de istemiyorum. Hadi eve gidelim. Hadi kızım, git sipariş et. Ama bir de üstüne tatlı alalım. Canım annem. Bu kadar uğraşmadan alsaydık daha iyiydi ama olsun. Buna da çok şükür. Kızım ne kadar lezzetliymiş bu hamburger. Tarifini alayım da ben de evde yaparım. Yok anne, istesek de evde bundan yapamayız. Buna çok değişik bir tuz katıyorlarmış. O zaman kızım giderken 2 hamburger daha alalım da abinle baban da akşam gelince yesinler. Oo, bu bıçak da ne kadar keskinmiş böyle. Kestim, elimi kestim. Ne oldu, niye bağırdın? Elimi kestim, çok fena. Ben hastaneye gidiyorum. Artık dikerler mi, ameliyata mı alırlar bilemiyorum. Dur bakayım. Küçücük bir çizik, bundan bir şey olmaz. Yara bandı getireyim. Hayır zaten acıyor. Bir de sen dokunma yarama. İmdat, ambulans çağırın. Of of. Kendi işim yetmezmiş gibi bir de bu kadar sebzeyi doğrayacağım. Arkadaşım. Bir şey mi oldu? En yakın arkadaşımın doğum günü var da hediyesini almadım. Mağazalar kapanmadan gidip hediyesini alsam olur mu? Olur. Bu da olur. Bütün gün kızartma yaptım. Şimdi sebze doğrayacağım. Akşam da temizlik yaparım. Teşekkür ederim. Sana şimdiden kolay gelsin. O kadar yerde hamburger yedim. Hiçbiri buradaki kadar lezzetli değildi. Bir de şu takonun tadına bak. Bayıldım. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bitirdikten sonra bir porsiyon daha mı alıyoruz? Hayır. Yeni açacağımız lokanta için şef arıyorduk ya. Buradaki çalışan Minişe mi teklif etsek? Evet. Çok güzel fikir. Hadi hemen yemeğimizi bitirip mutfağa gidelim. Hayırlı işler. Geçen gün kızım sizden limonata almış. Tadını öve öve bitiremedi. Okulda okuma partisi yapacağız. Pastanın yanına limonata dağıtalım diyoruz. Bizim için 50 kişilik hazırlayabilir misiniz?
50 kişilik mi? Yetmez değil mi? Veliler de olacak. Siz en iyisi 75 kişilik yapın. Hatta yok yok, öğretmenler de olacak. Siz en iyisi düz hesap 100 kişilik yapın. Hazırladığınız yemeklerin hepsinin tadına baktık. Elinizin lezzeti yemeklere geçmiş. Biz yeni bir lokanta açıyoruz. Ama henüz şefimiz yok. Bizimle çalışmak ister misiniz? Emeğinizin karşılığını fazlasıyla veririz. Hey sen, oradaki. Videonun başından beri beni izliyorsun. Sence ne yapmalıyım? Bu iş teklifini kabul mü edeyim? Yoksa hamburger dükkanında çalışmaya devam mı edeyim? Yorumlara yazarsan ben de okur kararımı ona göre veririm. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.